Evet, 19 Aralık Pazartesi yeni bir birliktelik 90 artıda yeni bir haftada birlikteyiz. 13. hafta tamamlandı. Hafta itibariyle Yeni Jami'nin liderliğini sürdürdüğü hafta, farklı kazandığı bir hafta geride kaldı. Süper Lig'de de 35 golün atıldığı bir haftaydı. Bol gollü bir hafta geride kaldı. 13. hafta tamamlandı. Artık gözler 14. haftaya çevrildi ve 14. haftada yine birbirinden önemli karşılaşmanın olduğu bir 14. hafta Kapet Süper Lig'de bizleri bekliyor. Haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve bir sonraki haftanın programıyla başlayacağız yayına. Süper Lig'e bakalım. 13. haftada alınan sonuçlar nasıl olmuş? 35 golün atıldığı haftada Yeni Cami 7, Mor Menekşe 1, Binatlı 2, Küçükkaymaklı 3, Dumlupınar 1, Lefke 2, Değirmenlik 1, Cihangir 4, Mausa Türk Gücü 2, Doğan Türk Birliği 2, Türk Ocağı 6, Bafül Kürdü 1, Gençlik Gücü 2, Yalova 0, Gençler Birliği 0, K3 Çetinkaya 1, 13. haftada alınan sonuçlardı. Alınan bu sonuçların ardından ligin zirvesinde Yeni Cami var, puanı 34, 2. sırada K3 Çetinkaya var, puanı 26, 3. sırada Cihangir var, puanı 25, 23 puanlı iki takımdan Doğan Türk Birliği 4. Lefke ise 5. sırada, 6. sırada Türk Ocağı var, puanı 22, 7. sırada Gençler Birliği var, puanı 18, 17 puanlı iki takımdan Küçükkaymaklı 8. Gençlik Gücü ise 9. sırada, 10. sırada Yalova var, puanı 16, 11. sırada Mausa Türk Gücü, 12. sıradaki Binatlı'nın puanı 13, 13. sırada Dumlupınar var, puanı 12, 11 puanlı iki takımdan Bafül Kürdü 14. Değirmenlik ise 15. sırada, 16. sırada ise Mor Menekşe var, puanı 8. 14. haftada Cuma gecesi maç var. Bunu belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda belirtmiştik, gece maçlarının son bulduğunu belirtmiştik, ancak Cuma akşamı K3 Çetinkaya Dumlupınar maçı var. Açılış maçı 14. haftanın Atatürk'ünde oynanacak. İki sarı kırmızılı ekibin mücadelesi K3 Çetinkaya Dumlupınar maçı Cuma akşamı oynanacak. Cumartesi çok yoğun bir gün. Toplam 5 maç var. Küçükkaymaklı, Mausa, Türk Gücü, Cihangir, Yeni Cami, Mor Menekşe, Gençler Birliği, Bafil Kürdü, Değirmenlik ve Lefke Binatlı maçları. Cumartesinin programı Pazar günü iki karşılaşma var. Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü, Yalova, Türk Ocağı. Gelsin birincilik. Kırmızı grup 8. haftada alınan sonuçlar. Yeni Boğaziçi 0, Maraş 0, Hamitköy 0, Merit Aslanca Eşilova 1, Göçmenköy 10, Dipkarpat 0, Mesarya 2, Mehmetçik 2, Akova 3, Düzkaya 2. Merit Alsancak Eşilova ligin zirvesinde puanı 19, 2. sırada Maraş var, puanı 14, 3. sırada Akova var, puanı 13, 4. sırada Mehmetçik var, puanı 12, 5. ve 6. sırada Düzkaya ve Mesare var, puanları 11, 7. Göçmenköy, 8. Hamitköy, 9. Yeni Boğaziçi'nin ise 10 puanı var, ligin dibinde ise Karpaz var, puanı 1. Son hafta, ilk devrenin son hafta maçları kırmızı grupta. Düzkaya, Göçmenköy, Maraş, Mesarya, Dipkarpaz, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik, Merzalsancak, Eşilova ve Akova, Hamitköy. Gelsin beyaz grup. Girnalkevi 1, Ozanköy 5, Tatlısu 3, Bostancı Bağcıl 2, Gönyeli 1, Serdarlı 1, Esentepe 0, Doğancı 2, Karşıyaka 1, Lapta 2. Ligin zirvesinde Ozanköy puanı 19, 2. sırada Lapta var puanı 17, 3. sırada Esentepe puanı 15, 4. sırada Girnalkevi puanı 14, 5. sırada Doğancı puanı 13, 6. sırada Tatlısu puanı 10, 7. sırada Gönyeli puanı 10, 8 ve 9. sırada Denizli ve Serdarlı var, 7'şer puana sahip. 10. sırada Bostancı Bağcıl puanı 6, ligin dibinde ise Karşıyaka var, puanı 4. Ozanköy Tatlısu Cuma akşamı oynanacak. Adres Metadanır Stadyumu, 20 Temmuz Metadanır'da oynayacak gece maçı. Çok zevkli ve keyifli bir maç olacak. İki ezeli rakip, iki ebedi dost, belirtelim. Cuma akşamı buluşuyorlar. Gece maçı gerçekten iyi bir maç olacağı tahmin ediliyor. Bölge adına önemli bir maç. Bakalım neler yaşanacak. Lapta Gönyeli, Bostancı Bağcıl Karşıyaka, Serdarlı Esentepe, Doğancı Denizli 10. haftanın programı. Evet, bu şekilde bunları da aktardık. Dönüyoruz stüdyoya. Genç bir isim Necmi Ulusal, bu akşamki konuğum. Kendisiyle birlikte 13. haftayı konuşacağız. 14. haftayı ise masaya yatıracağız ve görüntülerin üstüne de daha sağlıklı konuşacağız. Necmi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hani seni burada görmek güzel. Hep işte sahalarda ya da sosyal medyada haberlerinde takip ederdik seni. Bu akşam en azından birlikteyiz. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, 13 hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde Yeni Cami var. Hani biraz da kopmuş bir zirve diye
atlandırabiliriz. Lider Yeni Cemil'in bulunduğu pozisyonu. Ama uzun bir maraton var. 13 hafta geride kaldı. 2 hafta sonra ligin ilk devresi tamamlanacak. Çok kritik bir deplasman, Cengiz deplasmanı. Bu hafta haftanın maçı olarak adlandırılıyor. Evet. Bakış açın nasıl geride kalan 13 haftayla ilgili ve 13. haftada, 12. haftada alınan sonuçlarla ilgili olarak sevgili Necmi. Yani geçtiğimiz yılki lige baktığımıza göre bu yıl daha çok kolay bir lig geçiyor. Zirve açısından Yeni Cami lige çok iyi hazırlandı. Zaten sezon öncesinde de favori olarak gösteriliyordu. Bu sezon şampiyonluk adaylarının en iyi favorilerinden gösteriliyordu. 13 karşılaşmada 11 galibiyet. Ezeli rakibi Çedinkaya ile bir beraberliği var. Sadece ligin ilk haftasında gol atamamış Yeni Cami. Onda da mağlup olmuş Yalova deplasmanında. Şu an zirvede 34 puanla zaten ilk devreyi lider olarak garantiledi. 2 hafta kalmasına rağmen. Evet. Yani 2 maçta da mağlup olsa Yeni Cami. Evet. En yakın takipçisi Çetinkaya galip bile gelse 2 puan önünde lider olarak devreye girecek. Yani gün geçtikçe çok daha iyi bir Yeni Cami izliyorum. Özellikle yabancı futbolcusu John'un son 3 haftada sanıyorum 10 gol attı John. Büyük katkı sağlıyor John. Yeni Cami'nin dışında zirve açısından baktığımızda Gavi Çetinkaya çok önemli bir deplasmana çıktı bu hafta. Genç golcüsü Emre'nin attığı golü. Çetinkaya maçını ayrı tutacaksak Yeni Cami, Çetinkaya maçı dışında oyunun ilk bölümlerinde skor eline geçiriyor skoru ve maçı da neredeyse oyunun ilk bölümünde koparıyor. Neşmi, böyle bir de özelliği var Yeni Cami'nin. Erken gol bulan bir takım. Zaten geçtiğimiz gün Mor Meneş'i karşılaşmasında 4. dakikada öne geçmişti. Evet. İlk devrede mutlaka gol bulan bir ekip. Yeni Cami takımı. Bu haftada zorlu Cihangir deplasmanları var. Cihangir de son 4 haftada, 5 haftada 13 puan toplayan ekip. Tek Yalova ile beraberliği vardı sanırım. Son 5 maçın 4'ünü kazandılar. Forumda bir ekip. Güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum. Sadece Yeni Cami açısından değil, Cihangir'in de kazanması durumunda puan farkı 6'ya inecektir Yeni Cami ile. Devre arasında da transfer yapacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden yani Cihangir'in kazanması belki de zirveye de en azından ikinci devre itibariyle renk katacak. Farklı bir nokta ya da farklı bir renk getirebilir diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Alt sıra? Alt sıra işler acısı. Kimin ne yapacağı belli değil. Her hafta farklı sonuçlar elde eden takımlarımız var. Dengesiz ekiplerimiz var. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Mavsu Türkgücü 13 puanda. Geriye kalan 13 haftada. Binatlı aynı şekilde. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun en büyük adaylarındandı. Onun dışında Mor Menekşe, Değirmenlik geçtiğimiz yılda sıkıntı yaşayan ekiplerimizdi. Bu yılda sıkıntı yaşıyorlar. Onun dışındaki Dumlu Pınar, Bafil Kürdü, lige yeni çıkan ekipler. Onların böyle sıkıntılar yaşaması gayet doğal, da Süper Lig tecrübesi olmayan ekipler. Bir de 16 takımlı bir lig bu sene. Tabii, daha çok puan, daha çok takım. Gençlik gücüne baktığımızda son 2 haftada aldığı galibiyet keyifli bir noktaya getirdi onları da. Gençlik gücü Bafül Kürdün'e karşı kazandı. Birebir rakibiydi. 6 puanlık maç diyebiliriz ona. Onu kazandı. Ve dün de 7 Yalova. Hafta Yalova yenilmedi. 7 hafta yenilmeyen bir Yalova'ya karşı çok iyi bir oyunla kazandı. Evet, iyi oynadı. Debola'nın ön plana çıktığı bir aynen gündü. Öyle. Seriyi bozdular. Yalova'nın serisini bozdular. İyi bir hava yakaladı GG'de. Evet. Bu hafta da Doğan Türk Birliği'ne konuk oluyorlar. Son 2 hafta maçı ikisi de deplasman. Önce Doğan Türk Birliği, ardından Türk Ocağı. Türk Ocağı. İki evet. Girne ekibiyle oynayacaklar. Ve deplasmanda. Zor maç. Aynen öyle. Evet. Lefke? Lefke, Mehmet Solkanat'ın gelmesiyle toparlandı adeta. Yeni Cami'ye alınan 9-0'lık ağır yenilgi. Tarihi yenilginin ardından. Biliyorsunuz takımın başına eski antrenörlerden. Murat Hoca geldi. Evet. Son 2 haftada Gençler Birliği ve Dumlu Pınar aynı skorlarla, sanırım 2-1'lik skorlarla mağlup ettiler. Kasım'ın da mükemmel golü var bu hafta. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, akıllı olur. Tebrik bunlar. Ediyorum ben Kasım'ı. Evet. Lefke'nin kendine geldiğini düşünüyorum. Bu hafta Binatlı. Maçları Binatlı bölge derbisi. Binatlı'da yaralı bir ekip. Kemal Çaner kırmızı kartlı. Kaymaklı'ya mağlup oldular. Çok şikayetler var zaten o maçtan da. Evet, o maçla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Lefke'nin ben toparlayacağını ve ilk 5 içerisinde ligi gene zorlayacağını düşünüyorum. Evet, Doğan Türk Birliği ile ilgili düşüncen ne sevgili Necmi? Evet, Doğan Türk Birliği bana göre ligin en iyi takımlarından biri. En yetenekli oyunculara sahip, altyapıdan en fazla oyuncu çıkaran bir takım. Ancak Doğan Türk Birliği'nin deplasman sıkıntısı var. Ucuz kayıpları var diyorsun. Evet, şu ana kadar 11 puan kaybetmiş Doğan Türk Birliği deplasmanında. Yeni Cami, Gençler Birliği ve Binatlı'ya mağlup oldular.
Manisa Türkgücü ile de geçtiğimiz günler döndü. 2-2'lik bir beraberlik var. Yani özellikle 1-0'dan sonra bayağı gol kaçırdı Doğan. İzlediğim bir maçtı. Evet, oradaydım. Yani 2'yi bulsalar arkası da gelebilirdi. Hı hı. Ancak atamazsanız atarlar diye bir deyim var. Aynen öyle. Öyle oldu ve hazır maçı da kaybedebilirlerdi. Son dakika Kenan'ın golü olmasaydı. Evet, Dumlu Pınar. Evet, Dumlu Pınar son haftalarda çıkışta bir ekipti aslında. Kenan Özer'in forum tutuşuyla birlikte. Arda arda Mausa Türkgücü. Daha sonra sanıyorum ondan önce Binatlı'yı mağlup etmişlerdi ve Kaymaklı'yı da ellerinden kaçırmışlardı. Lefkoşa'daki maçta. Bu hafta 1-0'lık avantajı bulmalarına rağmen 2-1 mağlup oldular. Ama şunu söyleyebilirim, Dumlu Pınar ezilerek yenilmedi bu hafta. Yani dişe diş bir mücadele oldu Lefke ile. Normaldir böyle bir sonuç çıkması diye düşünüyorum. Bence morallerini bozmasınlar, iyi bir takımları var. Toparlayacaklarına inanıyorum. Evet, başlayalım o zaman görüntülere ve görüntülerin üzerine konuşalım. Liderin maçıyla başlayalım. Yeni Cami Mor Menekşe maçı haftanın en gollü karşılaşmasıydı. Toplam 8 golün çıktığı bir karşılaşmaydı. Lider evinde Mor Menekşe'yi konuk etti ve farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. John Bey ön plana çıktığı bir karşılaşmaydı yine. Golleri Mor Menekşe maçında da sürdürdü. Atatürk'te soğuk bir havada oynandı karşılaşma, ancak 7-1'lik skorla hafta 3 puanla kapattı lider Yeni Cami. Bakalım Yeni Cami Mor Menekşe maçında neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. 13. hafta karşılaşmasında ligin zirvesinde yer alan Yeni Cami ligin son sırasındaki Mor Menekşe ağırlıyor Atatürk stadında. Karşılaşmanın orta hakemi Ali Özer 4. dakikada John'un golüyle 1-0'lık Yeni Cami üstünlüğü var maçta. Teknik bir arızadan dolayı ilk gol ekranlara gelmiyor. Soğuk bir havada oynanıyor karşılaşma. Hüseyin Can Türk'ün göreve gelmesiyle Mor Menekşe ilk maçına çıkıyor teknik patronuyla. Bir vuruş. Kaleci o noktada Mor Menekşe kalecisi Doğuhan başarılı pozisyonda. Yeni Cami ilk bölümde oldukça etkili. Bir yapılan orta Tansel topu filelere gönderiyor. Dakikalar 11'i gösteriyor. Sağ kanattan gelişiyor atak. İzliyoruz Hüseyin Sadıklar akıl dolu çabuk daranıyor pozisyonda. O noktada pas John'dan Tansel topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiriyor. 11. dakikada 2-0'lık üstünlük bu arada gelişiyor atak, ancak Yusuf yerde kalıyor. Ali Özer yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor. Başlıyor atak. Adil ceza alanı dışında rakibinden sıyrılıyor. Kale karşısında vuruyor, top filelere gidiyor. Dakikalar 22'yi gösteriyor. Adil Uçar sahneye çıkan isim. İzliyoruz pozisyonu. Adil rakibinden sıyrılıyor. Etkisiz hale getiriyor rakibini. Vuruş. Kaleci Doğan'ın çabası var, ancak yetersiz. Skor 3-0 oluyor. Çabuk gelişiyor atak. Sağ kanattan topla buluşan isim Mor Menekşe takımında Burak. Yapıyor ortasını. Fethin topu filelere gönderiyor. Dakikalar 24'ü gösteriyor. İzliyoruz pozisyonu. Atak yönü sağ kanat. Burak Tümsay yapıyor ortasını. Fethin unutulan isim o noktada. Skoru 3-1'e getiriyor. Mor Menekşe farkı 2'ye indiriyor. Yeni Cami etkili, vuruş kaleci iki hamlede topun sahibi oluyor. Tansel o noktada alan isimdi. Bir kez daha Tansel'le gelişen atak. Tansel yapıyor ortasını, topu filelere gönderen isim John oluyor. Dakikalar 39'u gösteriyor. Tansel yapıyor ortasını, unutulan isim John. Uçarak kafa vuruşu, skorda 4-1'e geliyor. 4-1'den sonra ataklar devam ediyor Yeni Cami takımında. Ancak Ali Özer ilk 45 dakikaya bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı skoru Yeni Cami 4, Mor Menekşe 1. Skor tabelasına yansıyan skor 45 dakika sonunda 5 gol var. 4-1'lik Yeni Cami üstünlüğüyle ilk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıya konuk Mor Menekşe'nin vuruşuyla başlanıyor. 4-1'lik skor tam 5 gol sığdı ilk yarıya. Mor Menekşe kendi alanından çıkma çabası var o bölümde. Orta alanda gelişen atak, hızlı bir atak gelişme eylemi var Mor Menekşe takımında. Yeni Cami savunması yerleşiyor bu bölümde. Emine Yarkın'ın kalkan bayrağı var. Pozisyon faul gerekçesiyle duruyor. Sol kanattan gelişiyor atak. Rifat'ın ortası. Rifat. Sonrasında ise bitiren vuruş o noktada 49'da John'dan geliyor. John 49. dakikada Rifat'ın pası. John skoru 5-1'e getiriyor. 49. dakikada skor 5-1. John yine kaleciyle karşı karşıya müsait pozisyon, vuruş. Doğuhan'ın müdahalesi var. Köşe vuruşu olarak değer kazanıyor pozisyon. Gelişecek olan Mor Menekşe atağı Emine Yarkın bayrak havada, pozisyon faul gerekçesiyle değer kazanmıyor. Moses rakiplerinden sıyrılıyor. Moses, Hüseyin Sadıklar tam anlamıyla elini kolunu sallaya sallaya cezalana giriyor. Hüseyin Sadıklar John hat-trick yapan isim oluyor. Dakikalar 67'yi gösteriyor o noktada. John sahneye çıkıyor. Farkı da 5'e çıkarıyor. 6-1 oluyor skor John'un golüyle. İzliyoruz. Hüseyin Sadıklar çok rahat kaptan getiriyor. Bitirici vuruş ise John'dan geliyor. Skor 6-1 oluyor John'un golüyle.
Yeni Cami gol olup yağıyor. Soğuk günde adeta tribünlere gelen hatırı sayır seyirciyi ısıtıyor Yeni Cami. Yapılan orta noktada savunma ilk bölümde karşılıyor. Sonrasında ise kaleciye dönüyor. Doğuhan tehlikeyi uzaklaştırıyor. Yeni Cami'nin üstünlüğü var. Adil karşılıyor. Adil pasını aktarıyor. Savunma arkası offside yok diyor. Maçın orta hakemi topu filelere gönderen isim Ahmet Sivri oluyor. Dakikalar 86. Ahmet Sivri'nin gelen golüyle skor da 7-1'e geliyor. İzliyoruz pozisyonu bir kez daha. Adil göğüs kontrolü iyi. Rakibinden sıyrılıyor. Savunma arkasına savunma duruyor. Ahmet Sivri durmuyor. Kalecinin üzerine topu filelere göndererek farkı da 6'ya çıkarıyor. Skoru da 7-1'e getiriyor. Gol olup yağıyor Yeni Cami. Cihangir maç öncesi iyi bir skorla haftayı tamamlamak üzere. Artık gözler maçın orta hakiminde dediğim anda Ali Özer'in çalan düdüğüyle karşılaşma 7-1 Yeni Cami'nin üstünlüğüyle tamamlanıyor. Evet, toplam 8 gol, 7-1'lik bir skorla haftayı 3 puanla kapattı. Az sayıda bir seyirci, soğuk bir hava ama en azından gollerle ısındık. Aynen öyle. Ahmet Sivri'nin son dakika golü var genç futbolcunun. Evet. John'un ön plana çıktığı, Adil'in, Tansel'in gol attığı bir gün. Neler söylemek istersin Necmi maçla ilgili olarak? Yani Yeni Cami bu maça çok adam eksiğiyle çıktı. Yani ben takip ettim hafta içinden beri. Çok sakat verdi Yeni Cami. Halil Uçar yok, Erbay yoktu, Çağdaş evet. yoktu, Ünal sarkatlıydı. Tabii yani onun yanında Hüseyin Sadıklar'ın sakatlığı vardı bileğinde. Ünal'ın olmaması ilk kez takımda orta sahayı etkileyebilirdi. Rifat ilk kez sol bekte görev aldı. Daha önce sol kanatta görev almıştı. Çağdaş'ın yokluğunda Rifat iyi değerlendirdi şansını. İyi oynadığını, iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bir daha asist yaptı zaten. Yeni Cami erken gol buldu her hafta olduğu gibi. Hemen hemen her hafta erken gol buluyorlar zaten. Erken gol bulunca zaten Ormen Ekşen'in de direnci erken düştü. Ardına 11. dakikada ikinci golün gelmesi tamamen maçı bitirdi. Bitirdi. Ondan sonra zaten Yeni Cami antrenman havasında neredeyse bir maç yaptı. Aynen öyle. Genç futbolcu Ahmet'i de kutluyorum. Daha çok şans verilmesi görüşündeyim. İyi bir yetenek. 17 yaşında. Takip ediyorsun. Bugün okul maçı vardı. Futsalda da okulunu şampiyon yaptı. Çok değerli bir gencimiz. Karakteriyle, yeteneğiyle. Hascan'ı arar mı Yeni Cami sevgili Necmi? Hascan çok iyi bir yetenek. Yani genç bir futbolcu o da. Bence arayabilir. Şimdi şu an hiçbir sıkıntı yok Yeni Cami'de. Yalnız lig uzun bir maraton. Daha 13 hafta geride kaldı ve birçok maçımız 17 hafta daha var. Orta sahada oynayan futbolcular Yeni Cami'de Adil ve Ünal gerçekten iyi futbolcular. Ancak Hascan'ın yaratıcılığı da bir başka. O yüzden yani sakatlık durumunda, ceza durumunda lig uzun sen de biliyorsun. Hascan'a ihtiyaç olabilirdi. Ki benim görüşüm orta sahada direkt 11'de oynayabilirdi Hascan. O yetenekli bir oyuncu. Bence Yeni Cami açısından kötü oldu Hascan'ın ayrılması. Gençlik gücüne iyi gelecektir Hascan. Mormen Ekşe çok tehlikeli bir sürecin içine doğru gidiyor. Hüseyin Can Türk göreve geldi. Bakıldığında devre arası bulunması halinde çok acil ve nokta transferlere ihtiyacı var. Bunu belirteyim. Ufuk Fırat da yardımcı antrenörle geldi Mormen Ekşe'de. Onu da belirtelim. Hüseyin Can Türk'ün yardımcılığına Ufuk Fırat geldi. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Aslında Mormen Ekşe'de kötü futbolcular yok, iyi futbolcular var. Yalnız bu sezon biraz şanssız. Eren'in sakatlanması, genç futbolcu. Daha sonra ard arda gelen ağır mağlubiyetler oldu. Bir türlü istenenin havaya kalanamadı. Bir de şeye değineyim. Mormen Ekşe'nin kendi sahasında futbol oynadığında farklı oluyor hava. Köy havası var evet, orada. Cemal Bahset Stadı'nda. Orada bir an önce sahalarına geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yoksa söyleyeceğim maçla ilgili. Ya da şöyle yapalım. En azından bir sonraki haftaki maçtan da değerlendirelim rakiplerin. Yeni Cami Cihangir maçı var ve Mormenekşe gençler bir maçlar. Neler söylemek istersin? Oynayacak karşılaşmalarla ilgili olarak. Yani Yeni Cami takımı bu Cihangir maçı öncesinde çok önemli bir galibiyet aldı. Daha doğrusu Cihangir maçı öncesi değil de üst üste 4 zorlu maç oynadı. Mausa Türk Gücü, Küçükkaymaklı Lefke ve Gavi Çetinkaya. O seriden iyi çıktı. Evet iyi çıktı. Tek Çetinkaya beraberliği var. Diğerleri galibiyetle sonuçlandı. Takım bayağı yoruldu. Yani hırpalandı. Bundan dolayı bu zorlu maçların üzerine Mormen Ekşi maçının gelmesi
oyuncular üzerinde konsantrasyon eksikliği yaratabilirdi maç öncesinde. Çünkü baktığımızda Monumen Ekşi'yi küçümsemiyorum, yanlış anlamasın kimse. Konum bakımından son sırada yer alıyor. Futbolcular motive olamayabilirlerdi böyle maçlara. Ancak Yeni Cami hem sakatlarını dinlendirdi bu karşılaşmada, hem de bol gol atarak güvenini tazeledi. Evet. Bence Cihangir maçına en iyi şekilde hazırlandı. Şu anda da hazırlanıyorlar zaten. Cumartesi günü çok zorlu bir deplasman. Adana'nın en zorlu deplasmanlarından biridir Cihangir ile oynayacaklar. Cihangir de formda bir ekip. Son 5 haftada 13 puan. Evet, iyi bir seriler, iyi bir güzel havalar. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Halil Turan'ın da Cihangir'de oynaması ayrı bir hava katacaktır maça. Eski yeneceğim futbolcusu, gol kralı. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Monumen Ekşi'ye baktığımızda onların da karşılaşması cumartesi. Mausa'da sanırım herhalde en iyi sahaları bitmedi. Yani son Hüseyin Hoca yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta yeneceğim maç öncesi Gençler Birliği maçını içeride oynamak istiyoruz dediydi. Ne olursa olsun dedi, oynayacak dediydi. Ancak bugün baktığımızda açıklandı haftanın maçları. Maus olarak görünüyor. Monumen Ekşi Gençler Birliği maçı. Monumen Ekşi Gençler Birliği maçı hem takımların puan açısından önem arz eden karşılaşması, ayrıca bölge maçı. Monumen Ekşi ile Gençler Birliği birbiriyle rekabet içerisinde olan iki bölgenin takımı. Evet. Daha önce çok güzel maçlara sahne oldu karşılaşmaları. Evet. Gençler Birliği de düşüşte bir ekip. Onların da amacı karşılaşmada 3 puan olacak. Çok zorlu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Evet, bekleyip görelim bakalım neler olacak bu hafta. Gavi Çetinkaya, Gençler Birliği Gavi Çetinkaya karşılaşması haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi. Özellikle geçtiğimiz hafta Gençler Birliği camiasında yaşanan bir takım gelişmeler vardı. Hasan Topaloğlu'nun işte görevi bırakması yönünde. Ancak sonrasında gelen baskıya fazla da direnemedi. Hasan Topaloğlu bunu da belirtelim, yeniden göreve dönüş yaptı. Bunu belirtelim, kritik bir maçtı. Gavi Çetinkaya adına kritik bir karşılaşmaydı. Zor bir deplasmandı. Tek golle, Emre Özsin'in golüyle haftayı 3 puanla kapattılar. Gençler Birliği yine 3 puanla ya da kendi sahasında iyi sonuçla tamamlayamadı. Bir hafta geride kaldı. Bakalım İskele Cumhuriyeti'nde oynanan Gençler Birliği Gavi Çetinkaya maçında neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Süper Lig'in 13. haftasında Gençler Birliği Gavi Çetinkaya'yı İskele Cumhuriyet Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek, Ozan Kel, Hakan Gök yardımcılıklarını yapıyor ve Gençler Birliği'nin vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Üst sıralardan kopmak istemeyen iki takım İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Savunmadan uzun gönderilen top, Esin, Emir'in yaptığı hareket. Oynayın diyor maçın hakemi Serhan Şimşek. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Gelişen Gençler Birliği atağı. Savunma arkasında Sertan bir vuruş. Kaleci Ufuk iki hamlede topa sahip oluyor. Bir başka atak. Erdinç baskı var. Emir ceza sahasına yaptı ortasını. Ters bir kava vuruşu Ufuk son anda çeliyor. Atak devam ediyor Yunus'la. Geriye sert bir vuruş yine savunma karşılıyor. Ve sonuç gelmiyor. Şutu atan Sinan'dı. Bir başka gelişen atak Gençler Birliği adına Sertan. Sol çapraz içeriye Yunus. Gol pozisyonu dışarıya. %100'lük gol pozisyondan Yunus yaralanamıyor. Maçın en önemli pozisyonu şimdi Halil. Bir kafa Sertan'dan kaleci Ufuk'ta kalıyor top. Ve çalan düdükle ilk 45 dakika 0-0'lı geçitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Gavi Çetinkaya başlıyor. İlk yarıda fazla pozisyon yoktu. Gelişen Gençler Birliği atağı Sertan'ın kava vuruşunda top dışarıya gidiyor. Gavi Çetinkaya atağı gelişecek sol taraftan. Son çizgi kayarak orta. O noktada Barineko'nun kava vuruşunda kaleci Rahip başarılı. Bir başka atak yine Gavi Çetinkaya'da. Ceza sahasına yapılan orta. Esin kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Serhan Önet serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içerisinde Esin Emir'in çekmesiyle yerde kalıyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek bir kez daha oynayın diyor. Esin'in itirazları var ama karar değişmiyor. Penaltı beklentisi sonuç gelmiyor. Şimdi Kaan serbest vuruşu kullanıyor. Bir kafa boşta kalan top kaleci Raif topa sahip oluyor. İkinci yarıda etkili Gavi Çetinkaya Esin indiriyor kafayla. Atak devam edecek.
Yapılan hareket faul, serbest vuruş kullanacak Gaye Çetinkaya. Topun gerisinde Kaan, ceza sahasında yapılan orta. Boşta kalan top, savunma, top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar, köşe vuruşunu Kaan kullanıyor Gaye Çetinkaya'da. Zihni Emre topu ağlara gönderiyor. Ve 76. dakikada Gaye Çetinkaya'yı Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç yaşıyor. Gaye Çetinkaya futbolcuları gol sevinçlerini taraftarlarıyla paylaşıyor. Üst üste pozisyonları vardı. Bu pozisyonlar sonrasında golü buluyor. İkinci yarıda oyuna giren golcü futbolcu, genç futbolcu Emre Özsün topu ağlara gönderiyor. Ve Gaye Çetinkaya'yı Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiriyor. Golden sonra atakları devam ediyor. Barineko sert bir vuruş Emre'den. O pozisyonda kaleci Rahip başarılı. Maçta artık son anlar. Çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Gençler Birliği 0, Gaye Çetinkaya 1. Evet, tek gollü galibiyet, 1-0'lık Gaye Çetinkaya galibiyeti, önemli bir 3 puanın sahibi olduğu kritik deplasmanı kayıpsız geçtiler. Emre Özsin tam anlamıyla maçın adamı oldu diyebilir, evet, sevgili Necmi. Kesinlikle. Gençler Birliği İskele deplasmanları adanın en zorlu deplasmanlarındandır. Hı hı. Her zaman konum fark etmesizin. Hı. Emre de yeni başladı oynamaya. Yani 3-4 haftadır, biliyorsunuz, sezon öncesinde ameliyat olmuştu. Hı hı. Emre yakından tanıdığım bir arkadaşım. Daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii sağlığından dolayı da çok şans bulamıyor. Hı hı. Yeni toparlanmaya başladı. Önemli olan Gaye Çetinkaya'nın bu karşılaşmadan kayıpsız geçmesiydi. Çünkü zaten puan farkı lider Yeni Cami ile 8 puan. Burada da bir puan farkı kaybı yaşasaydı onlar için zor olurdu artık geri dönmek. Hı hı. Kafa olarak bitirebilirlerdi bu işi yani. Evet. Çetinkaya ilk devrede gördüğüm kadarıyla çok iyi bir futbol oynamadı. İskele'nin kaçırdığı goller var. Ancak ikinci yarıda oyunun tek hakemiydi. Güzel bir galibiyet aldı Çetinkaya. Önemli bir galibiyet aldı. Gençler Birliği için konuşacak olursak, son haftalardaki düşüş devam ediyor Gençler Birliği'nin. 18 puanda yer alıyor. Önümüzdeki haftada karşılaşmalarda Mor Menekşe deplasmanı. Zor bir maç. Evet. Mor Menekşe ligin dibinde yer alıyor. 3 puan hedefinde olan bir ekip. Hiç rahat konumda olmayan bir takım. Bekleyip göreceğiz. Zor bir karşılaşmada Gençler Birliği'ni bekliyor. Evet, Gaye Çetinkaya'da cuma gecesi. Açılış maçı. Evet, gece maçı oynayacaklar. Necmi, gece maçları bitti denilmişti ilk devre adına ama evet. Baktığımızda bugün gün içinde Gaye Çetinkaya Dumlupınar maçının yine gece oynanacağı söylendi. Var mı bu konuyla ilgili sormak istediğin? Yani ben gece maçlarını seven bir insanım, bir spor yazarı olarak. Ancak bu ülkemizdeki hava şartları son zamanlarda çok soğuk. Evet. Ve bu soğuklarda... Özellikle fotoğraf çeken spor yazarı arkadaşlarımız için oldukça sıkıntılı bir nokta. Aynen öyle. Yani gerçekten soğuk. Ancak bu sebep de futbol severleri etkiliyor. Yani karşılaşmaya olan ilgi azalıyor havalar soğudukça. O yüzden özellikle kış mevsiminde... Karşılaşmaların gündüz oynanması taraftarıyım. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum. Hı-hı. Cumartesi günü 5 karşılaşma var. Pazar günü 2 karşılaşma var. Keşke daha dengeli bir yapsalardı. Yani, yani ben şöyle düşündüm aslında. En azından baktığımızda doğuda oynanacak olan 2 tane maç var. O gün mesela en azından Mor Menekşe Gençler Birliği maçını pazara kaydırabilirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda doğuda maç yok o gün. En azından evet. Kaydırabilirlerdi. O şekilde yapabilirlerdi. Daha sistemli. Batı'da 2 maç var. O gün hem Bafülkürdü Değirmenlik hem Lefke Binatlı maçı yani var. Yani o 2 karşılaşma da güzel. Evet. Onların farklı günlerde oynandığını düşün bir. Evet ama Yalova Türk Ocağı maçı da bu kez o da pazar günü o da Batı'da oynanacak ama en azından ya da başkentte hiç maç yok Necmi. Mesela pazar günü Kaymaklı Malatya Türk Ocağı maçı da pazara gelebilirdi mesela. Veya Çetinkaya Dumlupınar maçı. Evet. Yani gece maçı yerine. Evet, gece maçı yerine. Yani olabilirdi. Evet, o şekilde noktaladık. Zihni'ye değinmek aha, istiyorum. Genç futbolcu Yeni Cami maçında çok iyi bir futbol oynamıştı hatırlıyorsanız. John'u tek tutan adam şu ana kadar ligde. Bu hafta Mehmet Ali Hoca şans verdi ilk 11'de Zihni'ye.
Gençler Birliği maçında ve 90 dakika görev aldı. Ben tebrik etmek istiyorum Mehmet Ali Hoca'yı. Çok doğru bir hareket yaptı. Abbas'ın yolunda da hani ciddi anlamda bir yük üstlendi o noktada. Evet, zihni iyi bir yetenek. Bostancı Bağcıl'dan tanıyoruz zaten. 3 veya 4. senesi zaten A takımda. Çok erken yaşta A takımda görev almış. Bence zihninin sürekli oynaması gerekiyor. Evet, bekleyip görelim. Gavi Çetinga Dumlu Pınar maçı zor bir maç olur mu Gavi Çetinga adına sevgili Necmi? Olabilir. Dumlu Pınar tehlikeli bir ekip. Son haftalarda futbol olarak beğendiğim bir ekip. Yani bu hafta Lefke'ye mağlup olmuş olabilirler ancak kazanabilir. Evde bir karşılaşma. Evet, yani öne de geçtiler zaten. Ve Kasım faktörü çıktı. Lefke'den maçı aldı Kasım neredeyse yani. Öyle bir gol attı. İzleyeceğiz zaten biraz sonra. Dumlu Pınar'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Kenan'ın forum tutması takıma büyük katkı sağladı. Bence güzel bir maç olacak. Hep birlikte göreceğiz. Çetinkaya'nın da kaybetmeye lüksü yok. Dumlu Pınar da alt sıralardan bu hafta kaybetti 12 puanda. Kazanmak isteyecek veya en kötü ihtimal Lefkoşa'dan beraberlikle dönmek isteyecek. Çekişmeli olabilir. Yani erken gol olmazsa, Çetinkaya erken gol bulamazsa sıkıntıya girebilir diye düşünüyorum. Evet. Bekleyip görelim. Geçelim bir sonraki karşılaşmaya. Cihangir Değirmenlik karşılaşması. Sıradaki karşılaşma iki komşu ekip Sadık Cemil'de buluştular. Cumartesi gününün karşılaşmasıydı. Değirmenlik ve Cihangir takımları bir araya geldiler. Cihangir son haftaların iyi sonuçlar alan takımıydı. Değirmenlik ise rakibi karşısında kaybetmek istemiyordu. En azından haftayı puansız kaybetmek istemiyordu. Amani'nin takıma dönüşü vardı. Ancak maçın sonuna baktığımızda skor tabelasına yansıyan skor 1-4 oldu. 4-1'lik Cihangir galibiyeti vardı. Ve bu skorla da Cihangir haftayı 3 puanla tamamladı ve Yeni Cami maç öncesi çok kritik bir deplasmanı da geride bıraktı. Sadık Cemil'deki Değirmenlik Cihangir maçıyla birlikte 90 artı devam ediyor. İki komşu ekip Cihangir ve Değirmenlik takımları Sadık Cemil stadında bir araya geliyor. Maç öncesi kaptan Fırat, Değirmenlik kaptanına çiçek takdimi. Kerem Eren yönetiyor maçı. Çok soğuk bir hava, güzel bir sentetik zemin. Cihangir Değirmenlik maçında Sadık Cemil stadında sağ kanattan gelişen Cihangir atağı yapılan orta noktada atlıyor topun üzerinden Halil. Bir vuruş top dışarıya gidiyor. O noktada topun üzerinden atlayan isim Halil Turan. Utibe'nin vuruşu dışarıya gidiyor. Foley ile gelişecek olan atak. Yerde kalan iki isim Değirmenlik takımında, yerde kalan isim Genç Ali. Foley ile birlikte yerde kalıyorlar. Gözler maçın orta hakemi Kerem Eran'da. Pozisyonda Foley'in Genç Ali'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendiriyor maçın orta hakemi Kerem Eran. Genç Ali uzun süre yerde kalıyor pozisyonda. Sağlık görevlileri sahaya davet ediliyor. Genç Ali yerde elini tutuyor. Foley yerde. Sonrasında pozisyon değer kazanmıyor. Kullanılan köşe vuruşu. Boşta kalan top Roşat'a denemesi o noktada. Yapılan hareket faul. Burak o noktada. Pozisyon içinde olan isim değil. Cihangir takımında. Serbest vuruş kazanıyor. Değirmenlik takımı topun başında olan isim 18 numaralı formasıyla Yusuf Palaz. Yerden oynuyor kaleye. Mehmet Özeralp iki hamlede topun sahibi oluyor. Yusuf Palaz şansını denen isim Değirmenlik takımında. Kalecinin kullandığı degaj atışı, uzun bir degaj o noktada. Burak karşılıyor ilk bölümde. Fırat pozisyonu zorluyor o noktada. Ertan o noktada. Salih Say giriyor kademeye. Yerde yatan futbolcu o noktada. Rifat yapılan hareket kart bekliyor. Değirmenlik takımı 3 sarı kartlı Salih Say bu maçta. Ancak kartına başvurmuyor Kerem Eran. Kart beklentisi var. Değirmenlik takımında yapılan hareket sonrası Salih Say'ın ancak... Kerem Eran pozisyonu faulle geçiştiriyor. Sarı kartına başvurmuyor. Gelişen atak Cihangir takımında yapılan orta. Kaleci Çayan o noktada topu kontrol ediyor. Ertan'la kullanılıyor atış. İleri uzun bir top o noktada. Karşılıyor savunma. Ali Öztürk bırakıyor. Halil Turan ceza alana giriyor. Yerde kalıyor. Gözler maçın ortak yemi. Kerem Eran da penaltı diyor Kerem Eran. Hüseyin o pozisyonda Halil'e teması var mı yok mu? Açık bir pozisyon. Kerem Eran penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var. Değirmenlik takımında. Ancak Kerem Eran pozisyonu penaltı olarak değerlendiriyor. Son haftalarda çok eleştiriliyor hakemler verdikleri vermedikleri kararlarla. Onlardan bir tanesi daha Değirmenlik Sadık Cemil stadında sarı kartını çıkarıyor. Maçın orta hakemi Kerem Eran Amani'yi bu pozisyonda sarı kartla cezalandırıyor. Amani çok sinirli. Haftalar sonra kadroya dönüyor Amani yabancı futbolcusu. Ancak çıktığı ilk maçta sarı kartı görüyor. Son derece önemli bir pozisyon. Karar değişmiyor. Penaltı topun başında olan isim Halil Turan yardımcıyla o noktada Kerem Eran gidiyor.
Bir sarı kart daha o noktada. Değirmenli futbolcusuna sarı kartı gören isim o noktada. Değirmenli takımında Rifat oluyor. Rifat sarı kartı gören Yusuf Palaz geliyor Rifat'ı. O noktadan uzaklaştırıyor. Çok itirazlar oldu penaltıya. Karar değişmedi. Halil Turan topun başında. Halil geliyor. Topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. 45+1 Halil Turan'ın penaltı golüyle Cihangir Sadık Cemil ile 1-0 öne geçiyor. Toygar Davulcu ve talebelerinin gol sevinci Sadık Cemil stadında. Çok kritik bir deplasman komşusuna geliyor. Ancak 1-0 önde 45+1'de gözler Kerem Eren'de ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı skoru Sadık Cemil stadında değirmenlik 0. Cihangir bir şeklinde hala da itirazlar var ancak sonuç değişmiyor. İkinci yarıya değirmenin vuruşuyla başlanıyor. 45+1'de gelen Ali Turan'ın penaltı golü. Sağ kanattan gelişiyor atak. Ali Öztürk yaptı ortasını. Kaleci Çayan boşta kalan top. Tibe dışarıya atıyor. Müsait bir pozisyonu Tibe. Topu dışarıya gönderiyor. Çok önemli bir pozisyon Cihangir adına. Cihangir ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Foley dışarıya gidiyor. Cihangir'in baskılı atakları var. Kiyi bulup rahatlamak istiyor. Cihangir takımı kazanılan serbest vuruş. Halil Turan ceza sahasının dışına gönderir top. Fırat vuruyor. Kaleci Çayan boşta kalıyor. Top sonrasında dışarıya gidiyor. Kaptan Fırat'la ikinci gole yaklaştı Cihangir takım ancak kaleci Çayan dikkatli pozisyonda. Şimdi gelişecek olan bir başka atak yapılan orta noktada Mikail Ertan o noktada rakibine sırma düşüncesi var. Ali zorluyor pozisyonu. Ali Öztürk bu eriyor kaleye top filelere gidiyor. Ali Öztürk direğe de çarpan top filelere gidiyor. İzliyoruz pozisyonu. Son haftaların başarılı futbolcusu Ali Öztürk topu filelere gönderiyor. 2-0 oluyor karşılaşma. 81. dakikada Ali Öztürk ile Cihangir farkı 2'ye çıkarıyor. Gol sevinci anlara geliyor Cihangir takımının. Gelişiyor atak. Bir başka atak Yusuf Palaz. O noktada açılıyor top. Utibe o noktada. Utibe ortası Halil Turan. Fark 3'e çıkıyor. Dakikalar 86 izliyoruz pozisyonu. Halil Turan aradan çok iyi fırlıyor. Farkı da 3'e çıkarıyor. Halil Turan kafa golü 3-0 oluyor maç Sadık Cemil'de. Bu kez sevinme sırası Halil Turan ve arkadaşlarında 3-0 oluyor karşılaşma. Kullanılıyor köşe vuruşu. O noktada bir kafa vuruş top filelere gidiyor. Amani'nin kafa vuruşu. Amani farkı 2'ye indiriyor. Değirmenlik takımında. Amani'nin golü fark 2'ye iniyor. Halil Turan şimdi artık son bölüm maçta Halil Turan. Fırat, kaptan Fırat zorluyor pozisyonu. Fırat harika vuruşlardan bir tanesi daha. 90+3 filmi bitiriyor kaptan Fırat. Film burada bitiyor diyor kaptan Fırat. 90+3 derbi iki komşu ekip. Ne derseniz olur karşılaşmayla ilgili ancak sahneye çıkan isim 90+3'te Fırat. Kaptan Fırat sahnede bitti diyor. Kazandık diyor. Artık gözler geleceği maçında çevriliyor. Kaptan Fırat'ın gol sevinci dediğim anda Kerem Eren çalıyor son düdüğünü. Maçı bitiriyor. Kazanan Cihangir oluyor. 14. haftadaki yeni canlı maçına kayıpsız gidiyor Cihangir takımı. Evet, Değirmenlik 1, Cihangir 4 maç sonucu. Cihangir aldığı galibiyetle puanını 25 yaptı. Değirmenlik ise 11 puanla kaldı. Önemli bir galibiyeti de geride bıraktı. Cihangir takımı galibiyet serisine bir yenisini atladı. Artık gözler de Yenice maçına çevrildi. Rahat bir galibiyet oldu diyebilir miyiz sevgili Necmi? Aslında son Cihangir maçı son 80'den sonra kopardı sanırım. 45'te buldu ilk golü, tartışmalı bir penaltı. İlk yarı dengede gitti diyebiliriz. Tabii Cihangir biraz daha var mı pozisyonla baskın. İlgili söylemek istediğin bir şey? Halil Turan'ın pozisyonuna ilgili, penaltı pozisyonuna ilgili. Yani gerçi akşamdan beri izliyoruz. Penaltı diyorum ben. Penaltı. Bana öyle geldi. Yani Cihangir için önemli olan kazanmaktı zaten. Bölge maçıydı. İki köyün yan yanaki maçıydı. Önemli olan Yenicay maçından önce kazanmaktı. Yenliksiz oynadı Cihangir. Önemli isim orta sahanın. Ki son haftalarda takımı iyi yönlendiren bir isim geldi. İyi bir yabancı. Aha. Yıllardır ligimizde ve Cihangir'de oynayan, ligi yakından tanıyan bir isim. Halil Turan'ın 5 haftadan sonra golleri vardı Değirmenlik'te. En son 8. haftada Doğan Türk Birliği deplasmanında güzel bir free kick'le gol atmıştı Halil Turan. Evet, o da kendine geldi. Attığı kafa golü çok güzel. Çok güzel. Evet, evet zaten penaltıdan attı bir tanesini. Diğeri çok güzel bir gol. Gerçekten adına yakışır bir gol attı. Evet. Ali Öztürk yine sahneye çıkıyor. Ali Öztürk'ten bahsetmek istiyorum. Evet, bu sezon geçtiğimiz yıl Geçitkale'deydi kiralık olarak genç oyuncu. Bu yıl Cihangir'de kaldı. Evet, Toygar Hocam gelişiyle o da şans buldu ilk 11'de. Bazen bek oynuyor, bazen kanat oynuyor. Bu sezon çok Cihangir karşılaşması izledim.
Ali'nin her maçta iyi oynadığını gördüm. Zaten 3 de golü var bu sezon ligin ilk maçında Dumlupınar'a. Geçtiğimiz hafta Türk Ocağı'na ve bu hafta da Değirmenli'ye golleri var. Hepsi birbirinden güzel goller. Evet. Golcü bir futbolcu Ali. Geleceği olan bir isim. Bu hafta Yeni Cami ile oynuyorlar. Kendi yerlerinde. Bana göre haftanın maçı iki ekip de kazanmak isteyecektir. Puansal açıdan. Yeni Cami kazanırsa çok rahatlar. Cihangir kazanırsa lige renk katar. Evet. Hem kendini de bir anda şampiyonluk potası içerisinde bulur. Çok zorlu bir maç geçeceğini düşünüyorum. Evet. Değirmenlik Bafil Kürdetmesi'ne var bu hafta. 6 puanlık bir maça çıkıyor Değirmenlik. Aynen bu hafta öyle. Söyleyebiliriz. Değirmenlik 11 puan. Bafil Kürdü yine aynı puanda. İkisi de aynı puanda. Bu karşılaşmada kazanan hem kendi 3 puan kazanacak hem rakibine 3 puan sildirecek gibi bir şey olacak. Yani çok önemli bir maç. Tabii Bafil Kürdü'nü ben avantajlı görüyorum bu karşılaşmada, ev sahibi. Bir de Değirmenliğin kadro bakımından sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Bırakan Değirmenlik'te. Tabii Amani'nin takıma geri gelmesi onlar için avantaj. Devre arasına kadar ne kadar puan toplarlarsa diye diyorum. İki takımı da izliyorsun. Hem Yeni Cami'yi hem Cihangir'i yakın noktadan izliyorsun sevgili Necmi. Evet. Ve hani böyle sorarsam cumartesi oynanacak olan maçta iki takımdan ön plana çıkacak olan isimler dersem ya da işte maç boyuncuların üzerinde döner dersem var mı sayabileceğin isimler bana iki takımda da? Hani Cihangir'den Halil Turan diyorum ben. Yeni Cami'den Ünal ve John. John. Yani çünkü orta saha mücadelesi şeklinde geçecek olan bir karşılaşma. İki ekibin de orta sahası güçlü. Cihangir'de Ertan, Yannick, Fırat gibi isimler var. Evet. Yeni Cami'de Adil, Ünal gibi isimler var. İki takımın kalecisi iyi. Bir yanda Mehmet Özeralt, bir yanında Yusuf. Yusuf. Evet. Golcüleri iyi. Savunma hattı iyi. Salih Say, Burak ikilisi. Burak Halil ikilisi. Uçar, Erbay ikilisi. Evet. Bence çok zevkli bir karşılaşma geçecek. Erken evet. Gol olursa gollü de bitebilir. Sanki maç. De kenar kanatlarda biraz daha bir adım önde. Yeni Cami önde görünüyor. Öyle görünüyor. Yani soldan Çağdaş'ın, sağdan Hüseyin Sadıklar'ın biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim. Evet. Yani bakalım bir neler olacak. Gerçekten baktığımızda Necmi en azından cumartesi gününün önemli karşılaşmalarından bir tanesi olarak görünüyor. Cengir Encemeş. Belki de haftanın maçı olarak da adlandırabiliriz. Ligin de dönüm maçı olabilir. Dönüm maçı olabilir liginde. Evet, bu şekilde noktaladık Değirmenlik Cihangir maçını. 3 karşılaşmayı geride bıraktık. Yeni Cami Mor Menekşe maçıyla başladık. Sonrasında Gayu Çetinkaya, Gençler Birliği ve az önce de Değirmenlik Cihangir maçını izledik. Gidelim bir araya. Aranın dönüşünde kalan maçlarla 90 artıya devam ediyoruz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Diyalog TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta başka bir bölgede halk konuşuyor. Halk Meclisi bu hafta 20 Aralık Salı Alayköy'deyiz. Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Haber Müdürü Aytu Türkan köy ve kentlerde halkla buluşuyor. Halk Meclisi bu hafta 20 Aralık Salı saat 20'de canlı yayınla Alayköy'de. Halk nasıl bir çözüm istiyor? Hangi sorunlardan rahatsız? Ne tür hizmetler bekliyor ve ne öneriyor? Halk Meclisi Salı akşamı saat 20'den itibaren canlı yayında Diyalog TV'de. Söylenecek sözün varsa bu fırsat kaçmaz. Çocukların yine eğlence dünyası Kido Farm. Kido Farm toplam 1500 metrekare oyun alanıyla çocuklarınız için güvenli, sağlıklı, mevsimine göre ısıtma ve soğutma sistemleriyle keyif dolu bir dünya sunuyor. Kıbrıs'ta bir ilk, lazer ve ses efektleriyle Transformers robotları Kido Farm'da. Ayrıca çocuklarınız için unutulmaz doğum günü partileri, zengin ikramı ve kusursuz hizmetiyle Kido Farm'da.
her yaş grubuna uygun oyun alanlarının yanında hem eğlenceli hem öğretici çocuklara özel tiyatro gösterisi Kido Farm'da. Kido Farm, çocukların yeni eğlence dünyası. Kuzey Kıbrıs'ın büyük, büyük, en büyük süpermarketi Erülkü Süpermarket. Erülkü'de tüm ihtiyaçlarınıza hitap eden sağlıklı, her zaman taze, her zaman uygun fiyat ve zengin ürün çeşitliliğimizle sizlerin hizmetinizdeyiz. Ve yine sizler için Erülkü ve Yarplus kaliteli ürün seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla Kıbrıs'ın en büyük mağazasında bir araya geldiler. Ayrıca çocuklarınız için güvenli ve eğlenceli vakitler geçireceği çocuk oyun parkı ve eğlence merkezimizde aile boyu keyifli bir alışveriş sunuyoruz. Ve Erülkü'den büyük yıl sonu kampanyası. Her 50 TL'lik alışverişinizde bir değil, iki değil, tam 10 Opel Corsa'dan birini kazanma şansını yakalayın. 27 Aralık Salı günü Erülkü Süpermarket'te gerçekleştirilecek çekilişten 10 Corsa'dan birini kazanan talihli siz olabilirsiniz. Erülkü Süpermarket, alışverişinizi tutkuya dönüştürür. Üstün kalitesi, şık görüntüsü, ergonomik yapısı ve mükemmel tasarımlarıyla her eve, her zevke ve her renge uygun üstün enerji tasarruflu, çevre dostu teknolojisiyle bir boş ürünü mutlaka vardır. İçlerinden biri tam da sizin istediğiniz gibi. Üstelik şimdi çok özel fiyatlarla beklenen yıl sonu kampanyasında yenilenen mağazamız Demirbağ Plaza'da sizleri bekliyor. Bosch, yaşam için teknoloji. Merit Lefkoşa Otel yeni yıla girerken sevgiyle hizmete hazır. Merit Lefkoşa Otel özenle sunacağı yeni yıl balosunda coşkulu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Merit Lefkoşa Otel, Sultan Restorant'ta yılbaşına özel repertuarıyla Emde Orkestrası'nın eski solisti Levent Ünal ve Orkestrası, kıvrak danslarıyla Oriental Yeşim Kumral sahne alırken yılbaşı gecesine özel hazırlanan salonumuz, usta şeflerin lezzet sunumları ve eşsiz yeni yıl menümüzde yeni yılı karşılayın. Osmanlı mimarisiyle dekore edilmiş Ottoman Kebap House'ta zengin menüsü ve usta şeflerin hazırladığı lezzetli sunumları fasıl eşliğinde yeni yılı karşılamak isteyen misafirlerimizin hizmetinde olacaktır. Ayrıca Merit Lefkoşa Otel'in 8. kuruluş yılı olması vesilesiyle yeni yılın ilk saatlerini Sultan Restorant ve Ottoman Kebap House'ta karşılayan 8 misafirine piyango çekilişiyle çok özel hediyeler verilecek. Sizler de yeni yıla Merit Lefkoşa Otel'de merhaba demek istiyorsanız rezervasyon 0392 655 00. İsmail Kofalı Hırdavat, renklerin, zerafetin, sadeliğin ve şıklığın buluştuğu yer. Bafra, doğadan gelen lezzetleri sofralarınıza taşıyoruz. Bafra, yerli üretim, doğal ve kaliteli zeytinyağı çeşitleri. Dalından kopartılmış ilk günkü lezzetinde Bafra Çakıs Tez. Özenle hazırlanıp paketlenmiş sele ve köy zeytini çeşitleri.
doğal sağlık deposu, Bafra, Harnup pekmezi ve unu. Annelerimizin tarifiyle hazırlanmış macun çeşitleri. Peteğinden sofranıza katkısız ve doğal bal çeşitleri. Sandviçlerimizin olmazsa olmazı Bafra Bigla. En iyi kalite, besin değeri yüksek bakliyat çeşitleri. Ev yapımı gulerikya, makarna, erişte, ev yapımı tarhana ve kurutulmuş molihiya hazır ürünlerimizle sofralarınıza doğal olanı taşıyoruz. Bafra, yöresel lezzetler. Tüm marketlerde. Kıbrıs'ın en kapsamlı baskı merkezi Magic Touch'ta son teknoloji baskı sistemleriyle Erebat'ta offset ve dijital baskıyı sizin için tasarlıyor ve üretiyoruz. Yaratıcı ekibimizle A'dan Z'ye tüm baskı işlerinizde çözüm ortağınız Magic Touch. Bizim yapabildiklerimiz hayallerinizle sınırlı. Ayrıca sevdiklerinizi ve kendinizi mutlu etmenizin yolu Magic Touch Gift'ten geçiyor. Yepyeni ürünlerle sizleri buluşturuyoruz. Sizlere özel nakış tekstil ürünleri, daha birçok hediyelik ve imaj ürünler Magic Touch Gift'te. Sihirli bir dokunuş Magic Touch. İş veya personel bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Güncel iş ilanları her pazar gazeteniz Diyalog'ta. Diyalog gazetesi ve İK Master işbirliğiyle. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite, Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Kıbrıs Çukurova Pergola Tente Sistemleri muhteşem fiyatlarla tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. İster iş yerinizde, ister evinizde, kaliteli ve Avrupa malı malzemelerle dilediğiniz renkte tente çeşitleri ve otogaraj modellerimizle hizmetinizdeyiz. Kasetli tente, yarasa tente, karpuz tente, masfallı tente, sabit tente ve otogarajlar. İmalattan halka 350 TL'den başlayan fiyatlarla tüm ürünlerimize imalat ve servis garantisi veriyoruz. Kalite asla tesadüf değildir. 45 yıllık tecrübe. Kıbrıs Çukurova Pergola Tente Sistemleri. Gel Latıcığım. Sultanman yakışan kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve.
Evet, aranın sonrasında bir kez daha birlikteyiz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği maçı sıradaki karşılaşma dün oynandı. Cambulaslan'da oynandı ve 2-2'lik eşitlikle iki takım da haftayı birer puanla kapattı. Bakalım 4 golün çıktığı Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği maçında neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Süper Lig'in 13. haftasında Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği'ni Gazi Mausa Cambulaz Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Mehmet Malek, Sapri Atikoğlu, Ahmet Özkurtuluş yardımcılıklarını yapıyor ve gelişen Doğan Türk Birliği atağı Kenan sert bir vuruş top asfaltla dışarıya gidiyor. İlk dakikalarda Doğan Türk Birliği oyuna etkili başladı. Gelişen atak Kenan Can'ın yaptığı hareket faul serbest vuruş kazanıyor Doğan Türk Birliği. Bu pozisyonda sarı kart görüyor Can Özsoy. Gelişen Mausa Türk Gücü atağı Hüseyin Kayalılar içeri ortası savunma seken top Yasin İbrahim Kabore'nin vuruşunda top dışarıya gidiyor. Serbest vuruş kullanıyor Aydın. Karşılıklı ataklar var. Ceza sahasına orta Ahmet Sönmez. Kaleci Türkan başarılı. Rahim ile başlayan atak. Uzun gönderilen top Aydın. Geriye Kenan. Organize atak geliştiriyor Selim. Ceza sahasında yapılan hareket faul. Serbest vuruş diyor maçın hakemi Mehmet Balek. Dakika 34, topun gerisinde Salih Güvensoy. Salih Güvensoy mükemmel bir gol atıyor. Salih Güvensoy'la Doğan Türk Birliği Mausa Türk Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Gelen gol sonrasında büyük sevinç yaşıyor Doğan Türk Birliği futbolcuları. İzliyorsunuz Salih Güvensoy mükemmel bir vuruş. Çok güzel bir gol atıyor Salih Güvensoy. Gol sonrası sevinç Doğan Türk Birliği futbolcularında. Bir serbest vuruş daha kullanıyor Salih Güvensoy. Ceza sahasına Hasan Kanlı'nın kava vuruşunda top direkten dönüyor. Mike topu kornere gönderiyor. Şanssız bir dakika Doğan Türk Birliği adına. Erol'la başlayan atak, savunmada hata. Erol gol pozisyonu topu dışarıya gönderiyor. Çok kötü vuruyor Erol. Beraberlik şansını kullanamıyor Mausa Türk Gücü. Şimdi gelişen atak Kenan, Can Özsoy'un yaptığı hareket, maçın hakemi Mehmet Malek pozisyona yakın oynayın diyor. İtirazlar var ama oyun devam ediyor. Uğur'la gelişen atak, Uğur içeriye pası Erol, vuruşu kaleci Ozan, boşta kalan top İbrahim Kabore savunma uzaklaştırıyor. İlk yarı adına son anlar Türkan kale vuruşunu kullanıyor. Çalan düdükle ilk 45 dakikayı Doğan Türk Birliği Mausa Türk Gücü karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci 45 dakikaya Mausa Türk Gücü başlıyor. İkinci yarıya etkili başlıyor. Salih gol pozisyonu çok kötü bir vuruş üstten dışarıya gönderiyor. İkinci yarıda da etkili Doğan Türk Birliği ilk dakikalarda Rahim'le başlayan atak. Uzun gönderilen top savunma arkasında Selim topla buluşuyor. Selim gol pozisyonu vuruş top yanağlarda kalıyor. Üst üste pozisyonlardan yaralanamıyor Doğan Türk Birliği. Bu kez Mausa Türk Gücü sağ taraftan Hüseyin Kayalılar ile atak geliştiriyor. Hüseyin Kayalılar ceza sahasının ortası Uğur dönerek vuruşunda direğe çarpıp top ağlara gidiyor. Dakika 61 gol Uğur Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği karşısında beraberliği yakalıyor. Bu kez sevinme sırası Mausa Türk Gücü futbolcularında. İzliyorsunuz sağ taraftan. Organize bir atak Erol'la başladı Hüseyin Kayalılar. İçeriye ortasında kaptan Uğur Gök iyi kontrol ediyor, iyi dönüyor. Açısı uygun, vuruşu da güzel, top ağlara gidiyor. 1-1'lik skor var Gazi Mausa Cambulaz Stadı'nda. Köşe vuruşunu Yasin kullanıyor. İbrahim Kabore'nin kava vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 68. Gol İbrahim Kabore, Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği karşısında 2-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor Mausa Türk Gücü. İbrahim Kabore'nin attığı golü bir kez daha izliyoruz. Gol sonrasında Mausa Türk Gücü futbolcuları büyük sevinç yaşıyor. Doğan Türk Birliği atak geliştiriyor. Sol tarafta Salih, gol pozisyonu Salih, paralel giden top asfaltla dışarıya gidiyor. Mausa Türk Gücü atağı Uğur, ceza sahasında Yasin, Ahmet Sönmez, penaltı beklentisi var Mausa Türk Gücü'nde ama oyun devam ediyor. Şimdi Sami Ergazi, ortası Hasan Göray dokunamıyor. Net gol pozisyondan yaralanamıyor Hasan Göray. İkinci yarıda oyunda Hasan Göray, Ahmet Saygın'ın ortası, ceza sahası içerisine bir kafa son anda Türkan mükemmel çıkarıyor.
Köşe vuruşunu Ahmet Saygı kullanıyor. Maçta artık son anlar. Erol kafayla karşılıyor. Salih içeriye doldurdu. Kaleci Türkan çift yumruk. Açılan top Ahmet Saygı bir kez daha dolduruyor. Kenan'ın kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 87, gol Kenan. Doğan Türk Birliği Mausa Türkücün karşısında beraberliği yakalıyor. İzliyorsunuz. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Salih içeriye dolduruyor. Türkan çift yumruk. Açılan top Ahmet Saygı iyi takip ediyor. Ortasında Kenan çok iyi yükseliyor. Savunma arasında topu ağlara gönderiyor. Ve Doğan Türk Birliği'ne beraberlik golünü kazandırıyor. Gelen gol sonrasında Kenan'ın gol sevinci taraftarlarıyla paylaşıyor. Maçta artık son anlar. 2-2'lik eşitlik var. Ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Ve Mausa Türk Gücü Talat Şentürk yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Doğan Türk Birliği karşısında 2-2 berabere kalıyor. Evet, 2-2'lik eşitlik ancak sıcak gelişmeler oldu. Yine bir ülke, dünya, Türkiye çok sıcak gelişmelerle birlikte şunu belirteyim. Bir karşılaşma daha ekranlara getireceğiz. Sonrasında ise fınıza sığınarak yayından da ayrılacağız. Bunu belirtelim. Gerçekten çok üzücü olaylar da ardı ardına yaşanıyor. Tabii ki bunları da belirtelim. Türkiye'de yaşanan olaylar sonrasında ise işte az önce yine Türkiye'de bir terör saldırısı ama bir türlü de önüne geçilemiyor. Bunu da belirtelim. Necmi, 2-2'lik eşitlik, kaybeden bir Doğan Türk Birliği var. Yine günün sonuna baktığımızda deplasman sıkıntısı devam ediyor. Mausa Türk Gücü'nde işte Batu Seyis de o da noktalı. Talat Hoca geldi takım başına. Evet. Ama istenilen sonuçlar bir türlü gelmiyor. Neler söylemek istersin bu karşılaşmayla ilgili olarak? Yani Mausa Türk Gücü geçtiğimiz sezonu kupayla kapatan, yeni sezonu da süper kupayla açan bir ekip. Evet. İyi oyunculardan, kaliteli oyunculardan kurulu, güçlü bir takım. Ancak Mausa Türk Gücü bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Aha. Özellikle gol atlarında. Aha. Golcü futbolcuları yok. Yani geçtiğimiz sezon genç Emre vardı. İleride yaptığı koşullar, attığı goller, yaptığı asistlerle Türk Gücü'nü ayakta tutan isimlerden biriydi. Ancak bu sezon Emre gönderildi. Onun yerine de tercih edilen yabancı Blessing Yeniboğaziçi'nden tutmadı. Evet. Yani Mausa Türk Gücü'nde oynayamadı. Ardından Nurettin'in sakatlanması, takımın büyüğü ve forvet arkasında oynayan etkili bir isim. Onun sakatlanması, işte defansta sakatlar vermesi. Belli dönemde Mustafa Tekmenar'ın bir sakatlık sıkıntısı vardı. Bir türlü Türk Gücü istediği takımı, orijinal takımıyla sahaya çıkamadı. Evet. Hep eksikler falan oldu. Bunlar üst üste gelince kötü sonuçlar da kaçınılmazdı zaten. Geçtiğim dünkü maçta ben vardım. İlk yarıda MTG hiç yoktu yani sahada. Doğan Türk Birliği daha iyi oynayan taraftı. Evet. Golü de buldular. Direklenen topları var. İkinci ayrı başladığında zaten Doğan Türk Birliği 3-4 pozisyon net gördüğümüz gibi sende kaçırdı. Evet. Onların bir tanesi gol olsaydı belki de Doğan Türk Birliği zorlu deplasmandan 3 puanla dönecekti. Evet. Ancak gol gelmeyince Mausa Türk Gücü'nün direnci de arttı. Ve Uğur ortaya çıktı. Uğur'un kaliteli golü, hiç beklenmedik bir anda yaptığı vuruş ağlara gitti. O zaman da yapacak takım bir şey yok. Takım adına da kalan periyotta çok katkısı var. Evet, bu sezon Uğur ve Kabore 5'er gol atmış. Yani toplam 10 golün. Yani şu an bakayım Mausa Türk Gücü'nün kaç golü var? 19 golü var. Evet. 10 golü bu iki isim attı. Evet, takımın fazlasıyla gol yükünü çekiyor ikisi. Geçtiğimiz hafta da golleri vardı. Evet. Kabore'nin. Evet. Uğur'un golüyle MTG ateşlendi ve kısa bir süre sonra zaten bir savunma hatasında Kabore ikinci gol attı. Aha. Mausa Türk Gücü 2-1'den sonra biraz daha geriye yaslanan taraftı. Skoru koruma yönünde. Evet. Çünkü son 20 dakika kalmıştı zaten maçın tamamlanmasına. Üçüncü golü de bulabilirlerdi. Hasan Göray'la net bir pozisyon buldular. Çok müsait yani. Aha. Onu golle sonuçlandırsalar Türk Gücü çok önemli bir galibiyet alacaktı. Ancak maçın sonlarına doğru Doğan Türk Birliği Kenan da gol buldu. Evet. Ve karşılaşma 2-2 sona erdi. İkisine de yaramadı diyebilirim. Yani Doğan Türk Birliği şampiyonluk yolunda 2 puan daha bıraktı. Evet. Mausa Türk Gücü kendi sahasında puan kaybetmeye devam ediyor. Yani İkisi o zirveden ya da en azından iyice koptu yani Doğan Türk Birliği hedeflediği noktadan. Sapmaya başladı. Evet. Doğan Türk Birliği çünkü deplasmanlarda hiç puan alamıyor doğru dürüst.
bugüne kadar 5 karşılaşma aldı sanırsam deplasmanda. Dumlupınar'a karşı kazandılar 1-0. Değirmenli'ye karşı kazandılar yine 1-0. Evet. Bir de Türk Ocağı deplasman sayılmaz ama Girne'deydi maç. Ligin ilk maçı o da 1-0. Deplasmanda gol atamıyor takım. Evet. Sıkıntı var. Evet, gelelim son maça. İzleyelim son maçı. Belirttim az önce. Erken noktalanacağız 90 artıyı. Türk Ocağı Bafülkürdü maçı. 7 golün çıktığı karşılaşma. Ertaç'ın güne attığı 5 golle damga vurduğu karşılaşma. Kral gollerine devam ediyor. Türk Hoca adına gol kaydetmeye devam ediyor. Bakalım 20 Temmuz Metadanır Stadyumunda oynanan Türk Hoca Bafülkürdü maçında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Süper Lig'in 13. haftasında Türk Hoca Bafülkürdü'nü Girne 20 Temmuz Metadanır Stadyumunda konuk ediyor. Maçın hakemi Timur Ercan Bodi, Doğan Elmalı, Ferhat Tuna yardımcılıklarını yapıyor. İki takım da sahada ve konuk Bafülkürdü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Bafülkürdü atak geliştirirken top kaptırıyor. Gelişen atak Burak topla buluşuyor. Burak sol taraftan atak gelişecek. Ceza sahasında yapılan orta. Emeka içeri ortası Ertaç'ın vurucunda topağlara gidiyor. 5. dakikada Ertaç'ın attığı golle Türk Ocağı Bafülkürdü karşısında 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Erken golü buluyor. Son haftaların başarılı takımı Türk Ocağı. Ertaç ve arkadaşlarının gol sevinci. Asgar selamı veriyor. Gelen gol sonrasında Türk Ocağı futbolcuları serbest vuruş kullanıyor. Ertaç vuruşunda kaleci Hüseyin Şerif Ali son anda topu çıkarıyor. Burak'la başlayan atak, ceza sahasında oluşan karambol, gol pozisyonu vuruş yanağlarda kalıyor. Doğukan'dı vuruşu yapan futbolcu. Şimdi Hasan'la gelişen atak, içeri orta. Bir vuruş Burak, son anda Hüseyin Şerif Ali topu çeliyor. Savunma topu uzaklaştırıyor. Üst üste ataklar Türk Hoca adına. Ceza sahası içerisinde Muhammed Ali Ertaç'ın vuruşunda top asfalta dışarıya gidiyor. Gelişen Bafülkürdü atağı Hüseyin vuruşunda kaleci Andreu başarılı. Bir başka atak yine Hüseyin onun vuruşunda top dışarıya gidiyor. Türk Hoca atağı gelişiyor. Savunma arkasında Emeka içeri ortası atak devam ediyor sonuç gelmiyor. Burak'la başlayan bir başka atak Ertaç dönerek vuruşunda top dışarıya gidiyor. Üst üste ataklar Türk Ocağı'ndan. Burak gitmeye çalışıyor. Yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Türk Ocağı takımı. Topun gerisinde Ertaç. Ertaç sert ve düzgün vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. 43. dakikada Ertaç'ın attığı golle Türk Ocağı Bafülkürdü karşısında 2-0 öne geçiyor. Gelen gol sonrasında büyük sevinç yaşıyor. Türk Ocağı futbolcuları Ertaç'ın 2 golüyle 2-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Sert ve düzgün vuruyor. Kaleci Şerif Ali bir şey yapamıyor. Gelişen bir başka Türk Hoca atağı savunmada anlaşmazlık. Emeka topla buluşuyor. Emeka ceza sahası içerisinde içeriye pası Ertaç'ın vuruşunda top ağlara gidiyor. 45+1. Dakikada Ertaç'ın attığı golle Türk Hoca Bafülkürdü karşısında 3-0 öne geçiyor. Golcü Ertaç hat-trick yapıyor. Büyük sevinç yaşıyor. Türk Hoca futbolcuları üst üste pozisyonlar. Ertaç affetmiyor. Kendisinin ve takımının 3. golünü atıyor. Maçta artık ilk yarı adına son anlar ve çalan düdükleyin 45 dakikayı Türk Hoca Bafülkürdü karşısında 3-0 önde kapatıyor. İkinci 45 dakikaya Türk Hoca takımı başlıyor. Bafülkürdü atağı Kofi. Topla buluşan Hüseyin Hürben. Hüseyin Hürben vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. İkinci yarıya Bafülkürdü etkili başladı. Serbest vuruş, seken top, sol taraftan atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisinde içeriye pas. Hüseyin vuruşunda savunmaya çarpı bağlara gidiyor. Dakika 49. Hüseyin Hürben'in attığı golle Bafülkürdü farkı 2'ye indiriyor. Hüseyin savunmaya çarpı bağlara gidiyor ve Bafülkürdü golü buluyor. Bu kez sevinme sırası Bafülkürdü futbolcularında. Serbest vuruş kullanıyor Bafülkürdü. Sert bir vuruş asfaltla dışarıya gidiyor. Şimdi gelişen atak Hasan ceza sahasına Burak gol pozisyonu vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Açısı dar vuruşu kötü gol gelmiyor. Muhammed Ali ile başlayan atak
Savunma arkasında Ertaç topla buluşuyor. Ertaç gole gidiyor. Vuruşunda top ağlarla kucaklaşıyor. Dakika 67. Ertaç attığı Türk ocağı Bafül Kürdü karşısında 4-1 öne geçiyor. Gelen golü bir kez daha izliyoruz. Ertaç ve arkadaşlarının gol sevinci. Ertaç durmuyor. Türk ocağının başarılı golcüsü. Şimdi Ertaç'la başlayan atak Burak. Adams vuruşu paralel giden top, sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Ertaç, Burak vuruşu savunmaya çarpıp dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar. Topun gerisinde Ertaç. Vuruşunda kaleci Hüseyin Şerif Ali başarılı. Gelişen atak. Adams'la gelişiyor. Hasan içeriye pası. Burak vuruşunda top direğe çarpıp ağlara gidiyor. Dakika 85. Gol Burak. Türk ocağı Bafül Kürdü karşısında 5-1 öne geçiyor. Burak'ın attığı golü bir kez daha izliyoruz. Ve bu kez Burak taraftarları ile gol sevincini yaşıyor. Şimdi Adams'la gelişen bir başka atak. Adams, Laval kayarak müdahalesi, maçın hakemi Timur Ercan Bodi penaltı noktasını gösteriyor. Bu pozisyonda maçın hakemi Timur Ercan Bodi sakatlık geçiriyor. Kısa süreli sakatlık sonrasında sağlık görevlilerinin tedavisiyle penaltı atışını kullandıracak. Dördüncü hakem Serkan Durmaz. Topun gerisinde Ertaç. Ertaç'ın vuruşunda top ağlara gidiyor. 90+1. Dakikada Ertaç'ın attığı golle Türk ocağı Bafül Kürdü karşısında 6-1 öne geçiyor. Ve bu golle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Türk ocağı 6, Bafül Kürdü 1. Evet, 6-1'lik galibiyet, önemli bir galibiyet Türk Ocağı'na. Keyifli yolculuk devam ediyor Türk Ocağı'nda. Yani yakaladıkları Mehmet Hoca'nın gelişiyle Binatlı beraberliği var. Cihangir mağlubiyeti. O kadar. 9 hafta oldu Mehmet Hoca geleli. 9 hafta önce 0 puandaydı Türk Ocağı 4. hafta sonunda. Hı-hı. 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik. Ertaş'ın gol sayısı kaçtır Necmi? 19. 19. Bafül Kürdün attığı gol sayısı 17. Aynen öyle. Yani... Evet. Zaten Ertaç ve John'un 19'ar golü var. Ligde ki yani yarısından fazla golleri var. Yani Mor Menekşe 15 gol, Değirmenlik 10 gol atmış, Bafül Kürdü 17 atmış, Dumlupınar 18 atmış, Metege 19 atmış, GG 13 atmış, Kaymaklı 15 atmış, Gençler Birliği 17 atmış. Bunlardan evet. Daha çok. Daha çok gol atmış yani Ertaç. Yani neredeyse ligin yarısından daha fazla gol attı bu ilk. Evet. Golcüler. Timur Hoca'nın bir talihsizliği var. Evet. Son bölümde çekme yaşadı. Gerçekten ilginç bir geçmiş görüntü. Olsun diye elimizi iletiyoruz. Evet, aynen öyle. Bu görüntü güzel. Şehitlere iyi bir görüntü. Türk Ocağı takımı bunları hep yapıyor ama yapıyor. Sadece bu hafta değil, gol sevinçlerinde ünlü bir artık hani Binatlı'da emek, frikiklerde topun başına geldiğinde gol diye ayağa kalkıyor. Ertaş'ta da zaten yıllardır süre gelen bir alışkanlık var. Bence iyi noktada hazırlar. Sanırım yaşı da 33, 34 öyle bir şey. Yani Mehmet Bolkan'ın ocağa gelmesinden sonra ciddi bir kesinlikle altını çizerek söyleyebiliriz bunu rahatlıkla. Mehmet Hoca'yla da görüşme, konuşma fırsatı buldum. Takımdan çok memnunum. Aha. Devre arası Antalya kampı olacak. Evet. Nerede görürük sezon sonu sence Türk Ocağı'nı? Türk Ocağı ilk 4 veya ilk 3'te olur diye tahmin ediyorum. Kupada finali görür mü? Kupadaki en büyük favorilerimden biri Ocak'tır. Ocak favorilerinde. Devre arasında da duyum aldım ki 1-2 futbolcuyla da anlaşacaklar. Önemli isimler zaten. Evet. Evet. Necmi, kısa bir birliktelik oldu ama keyifli oldu. Teşekkür ediyorum. Kırmadın, katıldın. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İlerleyen süreçte bir kez daha birlikte olmak dileğiyle. Teşekkürler. Evet, 90 artıda en azından kısa bir gece belirttik. Sıcak gelişmeler var. Onlarla birlikte olacaksınız. Daha sonra Diyalog TV'de ekranlarda. Necmi Ulusal'la birlikteydik. Teşekkür ettim kendisine. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı bir kez daha 90 artıda birlikteyiz. 14. haftayı konuşacağız. O güne kadar iyi bir gece. Öncelikle pazartesi gecesi. Sonrasında ise iyi bir haftanın sizlerle olmasını diliyorum. Şenlensen kalın.